Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Evet, 22. mektup uhuvvet hakkında kaldığımız yerden devam edelim. Dördüncü dostur, ehli kin ve adalet. Ehli kin ve adalet. Hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adalet ile nefsini bir azab-ı elinde bırakır. Hasmına gelen, düşmanına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adalet hasetten gelse, o bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır, mahsut hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Evet, haset eden evvela kendine zarar verir. Haset ettiği kişi ise ya az zarar görür veya hiç görmez. İstediği kadar haset etsin. Hasedin çaresi hasid adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsnü ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, geçicidir hepsi. Muvakkattır, faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder gene. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mazun olup kader ve rahmet-i ilahiye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adalete değmeyen bir şeye bir sene kime adaletle mukabele etmeyi hangi insan kabul eder? Bozulmamış hangi vicdan sar? Bozulmamış hangi vicdana sar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenerliği bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Evet, bir mümin kardeşimizden bize gelen bir fenalığı hepsini ona mal etmek bu da aslında iyi bir şey değildir. Çünkü evvela burada üç önemli nokta üstadımız nazara vermiştir. Kaderin onda bir hissesi vardır. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Onun kadere havale ettiği hisseyi. Saniyen ikincisi nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adalet değil belki nefsine mal olduğundan acımak ve nedamet edeceğini bilmektir. Evet, ikincisi de karşıdaki mümin kardeşimiz belki nefsine mal olmuştur. İleride bir pişmanlık duyabilir. Onu da bir ise de ona verir. Salihsen üçüncüsü sen kendi nefsine görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Yani bir hisse kadere vereceksin, bir karşıdaki kişiye vereceksin, bir hisse de kendine vereceksin. Sonra baki kalan küçük bir hisseyi karşı en selametli ve en çabuk hasmini mağlup edecek af ve saf ile ve uluv-u cenablıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş para değmeyen fani zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umur-i dünyeviyeye
güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hız ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukavele etmek, sigay-ı mübalağa ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama, eğer şahsını severse yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Bak, hakikat bir olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Gene Şirazi bir beytinde şöyle demiş. İki cihanın rahat ve selametini iki harf tesir eder. Kazandırır, dostlarına karşı mürüvvet karane, muhabbetle muamele etmek ve düşmanlarına sohtarane muamele etmektir. Evet, inşallah bundan sonraki kısmı da yarın okuyacağız. Allah'a emanet olunuz.